Bal kızım, güzel kızım, tatlı kızım, annem, günaydın, günaydın aşkım, günaydın balım. Bebeğim. Açalım abla kapıyı. Akıllı kuzum benim. Akıllı kuzum benim. Akıllı kızım. Akıllı kuzum. Hadi gidelim. Hadi. Çizmelerimizi giyelim. Dur bebeğim. Dur canım benim. Dur. Hoppa. Haydi. Haydi. Hoppa. Kesemizi aldık. Bak. Kime oluyorsun sen? Hadi gel. Gel. Aferin. İzmir Bayındır Alan Kıyı Köyü'nden günaydın hepinize. Bal kızımla aşağıya indik, günü başlattık. Zibidi ile çok güzel oynuyorlar. Yalnız dün biraz oynarken dozu fazla kaçırmışlar. Birbirlerini böyle boğuşuyorlar, ısırıyorlar falan. Galiba bizimkinin arka ayağından birine bak. İncitmiş. Baktım basmıyor, tam basmıyor üzerine böyle yürürken. Ama burada da işte şey arkadaşım var ya, doktor zaten, ortopedist Mustafa. Hemen muayene etti, yok dedi, kırık çıkık falan yok. Ama hala arka ayağının üzerine tam basmıyor, onu koruya koruya yürüyor. Ne oldu anlamadım. Ay valla. O ayağını resmen kontrol etti Zibidi. Oy kuzum benim. Ay kuzum benim. Kakasını yapmak için tel kenarına gitti. Aferin kızıma benim ya. Bir takipçim çok güzel bir şey yazmış. Domates keser sesini sever diye. Yani sık sık böyle dibini doldurmak domatese iyi gelen bir şeymiş. Ben de hemen sabah kalktım. Aldım elime keseri. Gerçekten çapadan daha kolay bir de keser. Yaz sıcakları kendini gösterdi. İzmir'de yanıyoruz diyorlar. Hatta Bayındır'da bile. Hemen bakın 12 kilometre aşağıda. Ama burada akşam oldu mu kapı pencere kapatılıyor. Ceketle oturuluyor.
Evet, dün kümesi temizlemiştim ya. Kirecini de sürdüm. Şimdi bir de kükürt serpeceğim kenarlarına. Ondan sonra ne kadar verandada gereksiz malzeme varsa onları buraya koyacağım. Ama onlara geçmeden önce dedim ki her gün biraz biraz şurayı yükselteyim. Yoksa bir kere de burayı yaptığımda o gün gerçekten pert oluyorum. Onun için bugün en azından bir ya da iki sıra yapayım. Bırakacağım onu, diğer işe geçeceğim. Bu büyükleri arkaya set yaparsam, bir de şuraya set yaparsam, ikisinin ortasına böyle çok rahat doldurabilirim. Onun için büyükler gerekli. Yanlış yaptım. Şu verandadan kümese gidecek bir yol açmam gerekiyordu benim. Evet, biraz dinleneyim. Önce yolu açayım. Çünkü diğer türlü al oradan dolan çok saçma bir şey olacak. Evet, onun için burayı açmalıyım ben. Ama önce gideyim bir su içeyim. Biraz dinleneyim. Sırtı dinlendirmek için en güzel hareketlerden biri de şu, bilirsiniz. Ters yönde nefes alarak çekiyorsunuz. 10'a kadar sayıyorsunuz. Sonra diğer taraftan. Çünkü iki elin gücü eşit değil.
Onun için bunu yapıyoruz. Göğüs hizasında olacak eller. Sonra yine eller göğüs hizasında, bu kez bastırıyoruz. Burundan nefes alıp ağızdan veriyoruz. Oh. Bir de şu hareket vardı ama bir eli buradan, bir eli buradan. Ay, değdi. Tutabiliyordum aslında ama çok uzun zamandır yapmıyorum. Aslında her gün yapmalı. Oo, bu yetişmiyor. Mümkün değil bu. Şu kolumda bir tutulma var hafif. Yoga yapıyorduk okuldayken. Çalışırken sağ olsun bir müdürümüz vardı. O bir sınıfı öğrenciler dağıldıktan sonra spor için kullanmamıza açtı. Öğretmenler de organize olduk. Halk eğitimden pilates, yoga eğitmeni istedik. Bu herkesin bu hakkı var. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. İstediğiniz kurs ne olursa olsun. Atıyorum, Çince öğrenmek istiyorum dediniz. Eğer yanınıza Çince öğrenmek isteyen, o zamanlar 10 kişiydi. Şu anda sayıyı bilmiyorum. Alt limiti var. O sayıyı bulur da halk eğitime dilekçeyle başvurursanız, biz Çince öğrenmek istiyoruz. Veya işte teleskop kullanmayı öğrenmek istiyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her şey için o sayıyı bulduğunuzda, halk eğitime başvurduğunuzda, halk eğitimlerin size kurs açma zorunluluğu vardır. Yani bünyesinde eğitmen olmaz ama başvuran eğitmenler için de o işi yapanlara görevlendirme yapar ve böylece size eğitmen verir. İşte biz de o zaman pilates yoga eğitmeni istemiştik. Sağ olsun iki tane çok tatlı öğretmenimiz vardı. Ve biz haftada 3 gün dersler bittikten sonra okul dağılıyor. Bizim matlarımız var. İşte zaten kullanılmayan bir boş sınıf vardı. Ve biz kendi aramızda organize olduk. Oraya bir yer halısı serdirdik. Duvardan duvara halı serdirdik. Tertemiz bir ortamdı. Temizliğini de kendimiz yapıyorduk. Her işini kendimiz yapıyorduk. Ve haftada 3 gün çok disiplinli bir şekilde spor yapıyorduk. Muhteşemdi. Ya beni düşünsenize, hani kilo falan vermiyorsun ama o kadar böyle zinde hissediyorsun ve o kadar esnek ki, ben bu bacaklarımı böyle açıp burnumu yere koyabiliyordum. O kadar esnemiştik artık. Yoga özellikle muhteşem esneten bir şey. Hiç böyle bir çalışmıyormuşsun gibi oluyor. Ama bittiğinde nasıl oluyor biliyor musunuz? Bütün zerrelerinizin böyle hareket ettiğini biliyorsunuz. Bir de işin meditasyon kısmı var. O beni çok sarmıyordu. Ben daha çok yoganın hareketlerini seviyordum. Belki bahçede yine okul tatili olduğunda arkadaşlarım gelince onlarla beraber yaparız, bilmiyorum. Oh, moladayım. Ha, şey diyeceğim. Mutfakla ilgili yorumlarınız. Canım ya, çok teşekkür ederim. O kadar böyle benimsediniz, kucakladınız ki. Hani her şey çok güzel olsun. En ufak bir aksama da benimle beraber böyle. Hatta benden daha fazla üzülenler var. Ben gerçekten hani mesela kapıda bir beğenmediğim yer oldu. Takılmıyorum ben onlara. Çünkü ne olacak? Düzeltilir. Nasıl olsa düzeltilir. Yani ölümden başka her şeye çare var. Yeter ki hani canlar gitmesin. Kapıyı da o zaman baktım. İyi ki o zaman bakmışız. Hemen arkaya bir kuşak atmışlar. Böylece orada sağlamlaşmış oldu. Bir tek kapı kolu koymayı unutmuşlar. Yani anahtar mesela dışarıdan, şimdi üstünde. İçeri girdim, kapı kapandı. İçeride kilitli kalıyorum. Yani içeriden kapıyı, içeriden de dışarıdan da anahtarla açmak zorundayız. Yani içeri giriyorsun, anahtarı arkaya al. Dışarı çıkıyorsun, anahtarı öne al gibi.
Ama o da sorun değil, çözülür. Elimizden iş geliyor. Eşim onu da bir ara yapar ya da işte söyleriz, bir ara uğrarlar, yaparlar. Mutfağın armatüründe sorun çıktı. Arızalıymış. Sıfır almıştık onu. Ama aldı, garantisi var nasıl olsa öyle şeylere. İşte eşim onu götürdü, akşama getirir, onu da takar ya da adamları bekleriz. Mutfak dolaplarını beğenmeyenler var arkadaşlar. Evet, ben ikinci el alacaktım neredeyse mutfak dolaplarını. Yani biz köy evi yapıyoruz. Yani böyle şık bir ev, bir gelin evi falan filan değil. Yani işimizi görecek herhangi bir şey olabilir. Yani biz hurdacılardan aldığımız eşyaları dönüştürüyoruz. Ama mutfak dolabı işte ikinci el olmadı. Onun için de ne yaptık? Yani ben en fiyatı uygun olanını içlerinden seçtim. Yani ne olur, mesela rengini mi beğenmedik? Boyarız. Yani özellikle beyaz olmasını onun için istedim. Yani şimdi böyle kullanırım. Seneye onu su yeşili yaparım. Öteki sene mavi yaparım. Eskitme yaparım. Yaparız. Çok şükür elimizden geliyor. Bir de köşe mutfak niye yapmadın diyen arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar, köşe mutfak yaptığımız zaman çok aşırı yer kaplıyor. Bir. İkincisi de köşe mutfakların o köşe kısımları bana çok işlevsiz geliyor. Başta hatta biliyorsanız ben bir köşe mutfak daha inşaat başlamadan almıştım. Sonra ev bitip de şöyle bir bakınca, ay dedim, iyi ki o köşe mutfak olmamış. Hani ne yapalım, onu da beğenmediyseniz ne diyeyim. Böyle küçük evlerde ne kadar çok dolap olursa o kadar işimize yarar. Son halini gösterdim ben size ama hadi gelin bir daha bir girelim. Allah. Ay. Diyorum ya, mutfak lavabosu olmadığı için ben istiyorum ki her şeyi tamam olsun, ondan sonra gireyim. Çünkü üst katta zaten şu anda her şeyi yapabiliyorum. Kapı ama buraya da yakıştı. Bu bulaşık makinesi ta 1993 yılında aldığım bir makine. Muhteşem yıkıyordu ama düğmeleri bozulmuştu. Onun için emekli olmadan değiştireyim dedim makineyi, değiştirdim. Ama yeni aldığım kesinlikle bunun gibi yıkamıyordu. Şimdi düğmelerinin onarılması gerekiyor falan. Bir iki şuralarında zedelenme var ama iş görüyor. Bir de oraya sokmayacağım, buraya bırakacağım. Lavaboya evet biraz uzak oldu ama zaten tezgah çok küçük. Yani onun içinde uzak olsa ne olur, yakın olsa ne olur. Hem bir de verandada daha çok yaşayacağız ya. Kapıya yakın olsun. Hemen getirip tık 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 buradan koyarız. Bir de tezgah böylece uzamış oluyor. Ve bakın mutfak dolapları o tezgahla beraber, yani hatta bunun üzerine biz şu tezgahın devamı gibi bir tezgah da yapabiliriz. Tam dolabın bittiği yere kadar olabilir. Araya da mesela tüpü koyarız. Yaparız bir şeyler. Güzel olacak, güzel. Ortada bu direğin ne işi var diyen arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar, o mecburiyetten, yani o taşıyıcı kolon gibi bir şeydi. Gibi bir şey değil, hakikaten taşıyıcı kolondu. Profil üzerine yapıldığı için bu daha önceki yapı. Onu korumak durumundaydık. Onun için böyle kapattık onu. Evet, dinlendim artık. Şimdi kendime o taşlardan bir yol yapayım, aralayayım.
Baktım saat 12 olmuş. Olduğu gibi bırakıyorum. Saat 3'e kadar mola veriyorum. Çünkü öğlen sıcağında çalışmak mantıklı bir şey değil. Sabah erken kalktım nasıl olsa. Benim ben burada kalırsam o 3 saatlik mola olmaz. Hem bilgisayar alıp köy meydanına gideceğim. Sizlere video yükleyeceğim. Hem de zorunlu bir mola olmuş olacak. Yani bak her hani yin yang var ya. Her kötülüğün içinde bir iyilik, her iyiliğin içinde bir kötülük gibi bakılıyor. Yani şimdi internet olsaydı burada ben videoyu koyacaktım yüklemeye. Meydana gitmeyecektim. Zorunlu olarak gidiyorum. İnternet olmadığı için. Çocukluğumuzda biz Pollyanna okuduk, sevdik de. Ondan biraz da bu var. Ay, bir de şey diyeceğim. Ya kusura bakmayın. Yorumlara tek tek yanıt vermek bana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ama şimdi akşama kadar böyle bu düzenlemeler bitene kadar benim gün boyu çalışmam gerekiyor. Çünkü eşim gündüzleri işe gidiyor, akşamları geliyor. Yani ona da çok şey bırakmak istemiyorum. Onun için şu işler bitene kadar yorumlarınıza çok fazla yanıt veremeyebilirim. Kusura bakmayın ama okuyorum. Okuyorum, böyle tik bırakıyorum ama zaman yaratmaya çalışacağım. Usmak motora geldim yine. Hasan abi yokmuş, çayıra gitmiş. Şimdi bize sağ olsun bunu vermişti ama sırta takınca rahattı ama hem bunu taşımak hem bunu taşımak mümkün olmadı. Sağ olsun getirin dedi, ona da iş çıktı ama bir de bana demişti ki ilaçlama motoru için var mı bir çare dediğimde getir bir pazar arabası demişti. Bayındır'da işte böyle güzel şeyler oluyor. Hasan abiyle konuşuruz. Ne zamana tamamlayacağını söyler. Güle güle gidiyorum. Bayındır'a indim. İndim diyorum, gerçekten indim. 10 derece fark var. Yanıyorum şu anda. Ganiş inşaata gittim. Onlarla hesabımızı kapattım sağ olsunlar. Şimdi buraya geldim. Dışa kabin için aldığımız eşik mermeri 4 santim fazlaymış. Onu kestiriyorum. Bayındır'da tek mermerci burası. Yani Bayındır'da epeyce iş gördüm. Arkadaşımla da buluştum. Onunla da oturduk parkta. Sohbet muhabbet. Asıl inme amacım hem şeyi verdim. Usmak motora. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle sepetin içine doğru koyarsanız kaymaz. Şöyle şuraya. Çok teşekkür ederim. Borcum ne? Olur mu? Ya çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ya utandırıyorlar böyle. Yani işte küçük yerde yaşamak gerçekten çok güzel bir şey. Ya sağ olsunlar. Ay şurada da taşların güzelliğine bakın. Bu mermeri galiba. Yok, o da çok güzel. Ya ablası ben bir şey soracağım. Mutfak tezgahı granit 2.40. Kaç para civarında? Yani çünkü onlar çok çabuk ölüyor, o ahşaptan yapılan şey. Şu an en uygunu mermerit var. Ne mermerit? Ama o da iyi bir şey değil. O da hemen bir şey koyduğunda iz bırakıyor falan. Çok aşırı sıcak koymasan bir şey olmaz. Ama iyi, granitin yerini tutmuyor. Mesela bu şey değil mi? Mermer bu. Mermer o. O da çok güzelmiş. Mermer mi granit mi daha fiyat olarak uygun şu anda? Mermer uygun ama mermer tavsiye etmiyorum. Bir süre sonra da kırılabiliyor. Çünkü suyu ala ala o zamanla tuz haline geliyor. Granit ne kadar tutuyor şimdi? Şu an ortalama 3600 lira civarı çıkar. 3600 civarı. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun.
Yani granit kullanım açısından çok rahat. Üzerine soğuk koydun, sıcak koydun, efendim limon kestin, şunu yaptın. Hiç sıkıntı değil ama mermer çok güzel görünüyor. Ama onu kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor. Ki afyon mermeri de yokmuş artık. İşte anahtarını yaptım. Haydi şimdi, şimdi ne yapacağız? Komşumla buluşacağım. Bana gül fidanları almış. Onları bagaja alacağım. Biraz da alışveriş yapayım. Yukarısı çünkü mahrumiyet bölgesi. Hiçbir satış yok. Bahçedekiler de daha olmadı. Evet. Burası Bayındır'ın sanayi. En sonu. Şunların sevincine bakın ya. Bunların beni karşılamasına bir bakın. Allah'ım. 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 Yerim seni. Yerim seni. Yerim seni. Gel. Gel. Gel annem. Gel. 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 Gel sen de. Gel. Tamam. Tamam. Hadi şimdi çekin. Girelim içeri. Hadi anne. Hadi. Arabanın altında kalırsın. Bak. Dikkat et. Bayındır'dan döndüm. Bugün böyle bir mola oldu. Yapmam gereken ama işleri yaptım Bayındır'da. O başladığım veranda işi yarına kaldı. Bu saatten sonra biraz da dinlenme ihtiyacı hissettim. Aslında o taşları indirmek, kaldırmak beni çok zorluyor. Onun için hani dediniz ya, dinleniyorum. Gerçekten kendimi kontrol ede ede yapıyorum. Evde dursam iş yapmadan duramam diye attım kendimi o taraflara. İşte böyle. Haydi iyi akşamlar diyelim biz. Görüşmek üzere. Haydi bay bay yapın. Allah'ım ya. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bunun ikisi çok iyi anlaştı. Bak sürekli dalaşıyor ona. Sürekli dalaşıyor. İkisi de çocuk. Ama dün işte böyle oynaşırlarken bacağını fazla ısırmış. Bak bak bak, o da nasıl oyun istiyor.